Sen göreceksin. Ben Muhyiddin Aksak olarak sana neler yapacağım. İşte sizi böğürte böğürte bu ülkeden çıkaracağız, devletten temizleyeceğiz dedi. Açıklama yapan isim Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Yıldız. Tehdit gibi sözlerin sahibi ise Fethullah Gülen ve sevenlerini KCK'ya benzeten AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyiddin Aksak. Paralel devlet oluşumuyla, paralel devlet dediğin zaman KCK da böyle bir paralel devlet kurma çalışmasındaydı. Aksak Erzurum'daki konuşmasıyla gündeme geldi. AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısındaki Fethullah Gülen ve sevenleri için kullandığı sözleriyle dikkat çekti. Devlete karşı kurulan bu paralel yapılar KCK neyse farklı isimleri ne olursa olsun onlar da aynı kefededir. Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 70 Sivil Toplum Kuruluşu adına açıklama yaptı. İçişleri Bakanı ve AK Partili vekilin sözleri kınandı. Sözleri hizmet gönüllerini yaralamıştı. Yıldız tepkisini sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da sürdürdü ve o mesajlardan sonra telefonu çaldı. Hattın karşısındaki isim AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyiddin Aksak'tı. Muhyiddin Aksak beni arayıp niye böyle tweet atıyorsun diye tehditler savurdu. Sizi böğürte böğürte, siz dediği hizmet gönüllülerinden bahsediyor. Sizi böğürte böğürte bu ülkeden çıkaracağız, bu devletten temizleyeceğiz dedi. İş adamı Mustafa Yıldız, AK Partili vekille arasında geçen telefon görüşmesini anlattı. Tehdit gibi konuşmanın detaylarını açıkladı. Ben lütfen hakaret etmeyin dedim. Bakın ben siz yine bir milletvekilisiniz, ben bir iş adamıyım. Her türlü düşüncelerimi açıklama hakkım var. Ben bunu yaptım ama siz hakaret ediyorsunuz. Yaparım dedi. Sen göreceksin. Ben Muhyiddin Aksak olarak sana neler yapacağım. İşte sizi böğürte böğürte bu ülkeden çıkaracağız, devletten temizleyeceğiz dedi. İş adamı Yıldız, AK Partili vekile bir de öneride bulundu. O konuşma metni iki taraflı müracaat edelim, yayınlansın. Veya sayın vekil eğer yüreği yetiyorsa çıksın, o konuşma metnini aynen halka duyursun. Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Milletvekili Aksak'ın sözleri sonrası hakkını adliyede arayacağının mesajını verdi. Telefonda öyle tehditler savurmak kolay. Bir de çıksın halkın önünde bu tehditlerini söylesin bakalım. Ben de hukuk kuralları içerisinde hakkımı arayacağım. Suç duyurusunda bulunacağım. Sadece iş adamı Mustafa Yıldız değil, Erzurum Adliyesi'nde toplanan 250 kişi Fethullah Gülen ve sevenlerini KCK yapılanmasına benzeten AK Partili vekil hakkında suç duyurusunda da bulundu. Belirtilen örgütle bırakın aynı kefede olmayı, ortak hiçbir yanımız yoktur, olması da düşünülemez. Ama akıllarda AK Partili Muhyiddin Aksak'ın iş adamı Mustafa Yıldız'a söylediği sözler kaldı. Sen göreceksin, ben Muhyiddin Aksak olarak sana neler yapacağım. İşte sizi böğürte böğürte bu ülkeden çıkaracağız, devletten temizleyeceğiz dedi.